stüdyomuzda silahlı bir saldırgan var. Dehşet dolu anlar yaşıyoruz. Bırak silahını, teslim ol. Olamam. Bu adamı alıp çıkmam lazım buradan. Siz geri çekileceksiniz, ben de buradan çıkacağım. Ve hiç kimseye hiçbir şey olmayacağım. Anladınız mı? Hiçbir yere gidemezsin, teslim ol. Tünelin ucunda ışık göründü Türkan. Diyorum ki şu hengame bittiğinde şöyle baş başa bir tatil yapsak. Ha, ne dersin? Dereyi görmeden paçayı sıvamak adetim değildir bilirsin. Televizyonu gördünüz mü? Ne var? Şimdi çıkıyoruz. Kimseye bir şey olsun istemiyorsanız geri çekin. Bu ne an? Akif değil mi? Bırak silahını, teslim ol. Hürmüz Akif'i nereye göndermiş? Hiç güleceğim yoktu. Sayın seyirciler, şu anda yayınımız silahlı bir kişi tarafından basıldı. O adam benimle gelecek. Kimseye hiçbir şey yapmayacağım, söz. Sadece bu adamı almak zorundayım, tamam mı? Tam delirdi ha. Kafayı yedi bunlar. Ne yapıyor bu Akif? Bana bu durumu açıkla Aslan Çınar. Eğer mantıklı bir şey söylersen yemin ediyorum seni serbest bırakacağım. Akif. Polisler yolda. Etrafın sarıldı. Kaçacak bir yerin yok. Ne olur bırak beni. Yalvarırım. Kusura bakma. Çıkıyoruz buradan. Geri çekilin hadi. Hadi. Çekilin. Hadi. 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 Geri çekilin hadi. Hadi. Çekilin. Evet güzel. Güzel. O kişiyi takip et. Tamam geliyorum. Mikrofonu ver. Ver. Çabuk ol. Hadi. Hadi çekilin yolunu açalım. Hadi çekilin. Evet silahlı saldırgan şu an rehinesiyle binamızın içinde dolaşıyor. Çekilin diyorum size hadi. Çekilin. Tekrar hatırlatayım canlı yayında. Çekilin. Saldırganın kimliği kaçma. Henüz belli değil. Kaçma. Gel. Sağ ol. Eyvallah kardeşim. Karargaha gidemeyiz abiler. Reisi tutuklamışlar. Muhtemelen sırada biz varız. Sebo haklı. Ne yapacağız peki? Oturup akşama kadar satranç mı oynayacağız burada? Yok canım. Bir şeyler yapacağız ama ne zaman? Akif'le bir iletişime geçebilseydik. Geri çekilin! Akif abi mi o? Yaklaşmayın! Geri çekilin hadi! Allah Allah! Sübhanallah! At silahını teslim ol! At silahını teslim ol! Oğlum Akif abi canını yerine basmış lan! Sevdiği kızımı vermediler ne yaptılar? Dur be güzel kardeşim şakanın sırası değil ya. Neden o adam kim peki? Niye götürüyor o adamı? Hadi beyler hadi. Hadi biz de gidelim hadi. Aa, nereye? Nereye? Aa, durun ya ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Saçmalamayın ya. Hakkımızda çoktan yakalama kararı çıkmıştır. Bir yere gitmeyin. Yapmayın ya. Akif abi ne olacak Cansu? O kesin bir şeyin peşinde bir planı vardır. Ama bizim yok. Sen de haklısın Kızatçı. Yalvarırım. Bırak beni. Bak, seninle hiçbir alıp veremediğim yok. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Ama bir sürü askerin hayatı sana bağlı. O yüzden bana zorluk çıkarma, anladın mı? Ne askeri? Hiçbir şey anlamadım. Sabret biraz. Ben polisim. Bana güven. Tek istediğim bu. Sen! Yaklaş buraya, gel. Yaklaş, yaklaş. Beni izlediğinizi biliyorum. İstediğiniz burada. Onu size getireceğim. Onlara sakın dokunmayın. Anladınız beni değil mi? Ben yapabileceğini sanmıyordum. Bu Akif delinin dik alası. Ben bile akıllı kalırım onun yanında. Tanıdıkça sevmeye başladım bu adamı. Ölünce üzüleceğim. Yola çıkıyorum. Yarım saate orada.
Sayın seyirciler, sanırım saldırgan birine mesaj veriyor. İşleri iyice karışık bir hale almaya başladı. Akif yola çıkıyor. Nereye gideceğini biliyor mu peki? Öğrenecek. Bak, baştan anlaşalım. Akif senin. Ama askerleri ben öldürürüm. Akif hariç hiç kimse umurumda değil. Ne yaparsan yap. Arabayı sen kullanacaksın. Geri çekilin. Hadi. Geri çekilin. Bütün yollar kesildi. Kaçamazsın. Geri çekilin. Geri çekilin. Ya şöyle. Saldırgan ateş açıyor sevgili seyirciler. Büyük bir hayati tehlike altındayız. Henüz polisler gelmiş değil. Saldırgan kaçmak üzere. Sayın seyirciler, bugün canlı yayın stüdyolarımızda çok gergin saatleri tanıdık. Kızım. Yayın sırasında stüdyoyu basan... Çok şükür iyisin. Program konuğu mühendisi Rehin Altın. Telefonunu açmayınca sana bir şey oldu sandım. Patlamada düşürmüşüm. Ben de sonra fark ettim. Başımız sağ olsun kızım. Çok üzüldük burada. Üzüldün mü? Başımıza gelenlerin sorumlusu sensin baba. Sizin yüzünüzden kaç tane şehit verdik. Bitirin artık bu oyunu. Daha da bitmedi. Akif canlı yayını basıp bir mühendisi kaçırdı. Ne? Hadi. Geri çekilin. Geri çekilin. Ne içinde bu adam? Saldırgan Akif. Ben de bilmiyorum. Neden gerçekleştirdi? Bir sen de söylemezsin gerçi. Hürmüz diye bir kadın tanıyor musun? Kim? Hürmüz. Fehruz diye bir acemin kardeşi. İlk defa duydum. Neşet, Türkan, Kitapsız. Kim bunlar? Hiç duymadım daha önce. Bunların seninle bir derdi var. Seni istiyorlar. Ellerinde masum askerler var. Eğer seni götürmezsem onları öldürmekle tehdit ettiler. İyi de bütün bunların benimle ne alakası var? Ben de olanları anlamaya çalışıyorum işte. Düz devam et. Tanıyor musun bu numarayı? Hayır. Alo? Bana Akif'i ver. Seni istiyorum. Efendim. Vereceğim adrese geleceksin. Çavuş başının oradaki dere geçitindeki ormanlık alana gel. Tamam, ben geldim bile. Sen de bir an önce burada olmaya bak Akif. Askerleri çıkarın. Benim bildiğim Akif, o askerleri almak için elinden geleni yapacaktır. Biliyorum. O yüzden ona fırsat vermemek için şuraya bir keskin nişancı yerleştireceksin. En ufak bir aksilikte vurup öldürecek Akif'i. Bak bu olur. Mühendis hariç hiç kimse önemli değil. Sen bile. Nereye götürüyorsun beni? Birileri senin peşinde. Merak etme, ben iyi adamım. İyi adamsın madem. Neden silah dayadın bana? Başka çarem yoktu. Seni isteyen insanlar askerleri kaçırdı. Şimdi söyle bana, neden seni istiyor olabilirler? Hiçbir fikrim yok. Ne iş yapıyorsun sen? Kripto uzmanıyım. Devletin gizli yazışmalarını şifreliyorum. Şimdi oldu işte. Son zamanlarda uğraştığın bir şey var mı? Bir sürü şey var. Zorla biraz. Bir silah teslimatı, gizli bir görüşme, yabancı bir devlet adamı, büyükelçi, asker. Hangisi, hadi bulmamız lazım, düşün hadi. En son yabancı bir devlet başkanının konaklama ve yol güzergahını şifreledim. Şimdi anlaşıldı. Kendimize saklanacak bir yer bulsak iyi olur. Aga, hain miyiz, suçlu muyuz? Niye saklanıyormuşuz? Bana ters saklanmak falan ya. Ya Recep abi, eğer tutuklanırsak bu bazıların işine gelir. Zaten birileri bizim ortalıkta dolanmamızı istemiyor, anlasana ya.
Hayır inşallah. Akif abi arıyor. Aç bayım. Akif abi. Sakaryalı kim kimsiniz? Abi bütün ekip burada, bir saniye abi, hoparlör açıyorum. Söyle abim, dinliyoruz seni. Bir mühendisi kaçırmak zorunda kaldım. Abi gördük televizyonlardan. Sıkıntı ne Akif? Türkiye'ye bir yabancı devlet başkanı geliyor. Neşetler onu indirecek. Abi ne diyorsun sen ya? Mühendisi o yüzden istediler. Biz ne yapalım peki abi? Bize reis lazım. Abi o karargahta hem de tutuklu. Bize reis lazım dedim arkadaşlar. Abi tamam da nasıl alalım, anlamadık hiçbir şey biz. Ya alın işte. Ne lazımsa yapın. Reis olmadan bu iş olmaz. Anlamıyor musunuz? Gerekirse ölün ama reisi alın. Akif abim ne demek istedi anlayan var mı? Açıkçası karar yağ basın, reisi alın diyor. Ya iyi söylüyor, doğru söylüyor da kafayı mı yedi bu, delirdi mi bu kardeşim? Nasıl basacağız karargâhda? Teslim olacağımıza teslim alırız ağlar. Ben gidiyorum. İsteyen gelir, isteyen kalır. Kardeşim, gelmezsen namert. Gençler, Amber süzgün olur mu la hiç? Adamsın. Hadi çıkalım o zaman. Hadi yürü lan, yürü. Ya durun. Durun bir. Plan yapmadık ki. Hadi abi. Bırak, hadi abi. Yaparız. Diyor. Hadi abi. Bizimki geliyor. Her şeye hazırlıklı olun. Gel bakalım Akif Efendi. Gel. Aç kapıyı. Devrem Allah rızası için açın kapıyı, kardeşim ölüyor. Allah rızası için açın kapıyı da. Devrem Allah rızası için kapıyı aç. Sabahattin abi kusura bakma, açamam. Müsteşarın talimatı var, giremezsiniz buraya. Hatice yaralı. Abi. İçeri girmesi lazım. Benim onu doktora göstermem lazım. Ne olursun, yok mu içeride doktor? Var ama alamam sizi. Yasak girmeniz. Girerseniz de tutuklanırsınız. Yapma. Abi, lütfen. Lütfen yardım et, bırak girelim. Kardeş ne olursun bırak abi, girelim. Abi tutuklanmak istemiyorsunuz, gidin abi buradan. İstediğiniz adamı getirdim. Tamam, bırak gelsin. Olmaz. Önce askerleri bırakacaksınız. Önce mühendis. Askerleri bırakın diyorum. Yoksa mühendisin sadece cesedini alırsınız. Ya ne yapıyorsun ya? Lan sus, kapaçanı sus. Akif'in şakası yoktur. Mühendis almak istiyorsan askerleri bırak. Zaten ne işine yarayacak ki askerler? Ya elimizden kaçırırsak? Merak etme güzelim. Ben yanındayım. Kız ölüyor. Allah rızası için yapma Devrem. İçeri gireyim, doktora göstereyim, çıkayım. Ne olursun. Sabahattin abi giremezsin diyor. Tutuklanmak istemiyorsunuz, gidin buradan. Aşağı inanın, bakar mısınız? Acil durun. Ne var, ne oluyor? Kapıdalar, zorla içeri girmeye çalışıyorlar. Acil durum, saldırıya uğruyoruz. Sana bırak askerleri dedim, hadi. Son kez söylüyorum. Bırak gitsinler. Hadi, hadi acele edin çabuk. Hadi, hadi, hadi. Anahtar arabanın üstünde. Binip gidin hemen buradan, hadi. Abi, sen ne olacaksın? Bırak oğlum beni sen. Basın gidin diyorum size. Ya şimdi çıkarsınız ya da hepimiz ölürüz burada. Acele edin, hadi. Abi, bırak çarpışalım seninle. Aslanım, şimdi sırası değil. Silahınız mı var? Siz canınızı kurtarın. Hadi gidin diyorum size, hadi. Tuzak kurdular sana. Kursunlar.
Benim de onlara bir sürprizim var. Hadi aslanlarım. Hadi Mehmetçiğim. Hadi. Hadi gidelim. Akif, getir şu adamı artık. Getiriyorum, getiriyorum. Arkanıza bile bakmadan uzaklaşın. Hadi çabuk, hadi, hadi. Hafız, bunlar bizi çoktan gördüler oğlum. Görsünler güzel kardeşim. Karargaha bastığımıza hala inanamıyorum. Hadi hadi. Hadi bismillah. Bastım. İçeri giriyorlar. Ateş edin. Gerekirse hepsini öldürün ama sakın içeri sokmayın. Çabuk olun, çabuk olun. Zadaftan. Silahlarınızı atın. Kimseye bir şey yapmayacağız. Ayşegül, at silahını. Hadi aslanım, biraz daha çabuk. İşimiz var, gücümüz var. Hadi. Ne yapmak istediğinizi biliyorum. Öyle mi? Neymiş? Konuk devlet başkanını öldüreceksiniz. Bu sayede bütün dünya Türkiye'nin teröristlere yardım ve yataklık eden bir devlet olduğuna inanacak. İtibarımızı sarsacaksınız. Akıllısın ama geç kaldın. Tek anlamadığım ne biliyor musun? Ne istiyorsunuz bizden? Bunu niye yapıyorsunuz? Bizim Acem memleketinde bir lafımız var Akif. Yedi derviş bir posta oturur ama iki padişah cihana sığmaz. Bu topraklar bizimdir. Allah'ın izniyle de ilelebet öyle olacak. Bak, o Acem oğlanlarınızla, Acem kızlarınızla 3-5 kendini kontrol edemez adam tuzaklamakla bu ülkeyi satın alamazsınız. Kaptan köşkünde biz varız artık, biz. Sizin sorununuz ne biliyor musun? Kendinizi biz sanıyorsunuz. Siz mi? Siz mi kaldı? Siz artık bizsiniz. Kılcallarınızdayız. Aldığınız nefesteyiz. Konuştuğunuz, işittiğiniz kulaktayız. Dahası damarlarınızda akan kandayız Akif. Sizden olsa olsa irin olur. Onu da çıkarmasını biliriz evvelallah. Seninle gevezelik ederdim ama gerçekten vaktim yok Akif. Hadi getir şu herifi. Kusura bakma. Olmaz. Ölmek mi istiyorsun? Evet. Ama bu mühendisi de yanımda götürüyorum. Kusura bakma Hürmüz. Kimsenin hayatı bu ülkenin geleceğinden daha değerli değil. Hey. Dur, ne yapıyorsun? Beni mi öldüreceksin? Kusura bakma. Mecburum buna. Kaldır ellerini. Kaldır. Sebo, bu sefer gerçekten kırmızı çizgiyi aştınız. Ayşegül, buna bizi mecbur bıraktınız. Hayatınızın sonuna kadar hapishanelerde çürüyeceksiniz. İlker, balta, devrem silahları toplayın hadi. İlker, ne olur yapmayın, teslim olun. Hepimize zarar veriyorsunuz. Kusura bakma Ayşegül. Her şeyi sen başlattın. Ben sadece görevimi yapıyorum. Sakaryalı, ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ben uslu dur diyorsam uslu duracak Ayşegül. Hadi reis alında gidelim de. Ne?
hemşer. Yaklaşma! Saçmalama Akif. Sen masum silahsız bir adamı öldüremezsin. Bu ülkenin geleceği için her şeyi yaparım. Lütfen. Yalvarırım, bırak beni. İşlerini gördükten sonra seni yaşatacaklar mı sanıyorsun? Sen onu dinleme. Bizimle işbirliği yaparsan karına çocuklarına dönersin. Sana söz veriyorum. Yalan söyle. Hakkını helal et birader. Allah kahretsin. Vurdu adamı. Geberti şunu. Topraklara geldiğine pişman olacaksın Acem kızı. Kitaplık vur şunu. O kadar kolaydı bu işler. Yürüyün lan. Allah kahretsin. Tüm bunları sen planladın değil mi Aslan Çınar? Ben plan yapmam Sayın Müsteşar. Kader önüme neyi plan olarak açarsa ben tereddüt etmem, uygularım. Bedeli çok ağır olacak. Çok. Hayatımız bedel ödemekle geçti Müsteşarım. O konuda sıkıntı yok. O bakımdan... Reisim, alarmı çalıştırmışlar. Hemen çıkmamız lazım buradan. İstediğiniz yere gidin. Nasılsa yakalanacaksınız. Hadi çıkalım. Balta, sen de Aşegül'ü al. Tamam reisim. Gel buraya. Beni nereye götürüyorsunuz? Henüz ben de bilmiyorum. Aslan Bey. İzin verirseniz ben de sizinle gelmek istiyorum. İngiliz misafirimizi al sen de gel. Bu adam ağır yaralı. Bu haliyle işimize yaramaz. Sana demiştim. Akif'i daha ciddiye alman gerekiyordu. Alırız. Merak etme. Şu herifi hemen bir hastaneye götürelim. Yaşaması lazım. Ne olur ne olmaz. Gel. Ben bitti demeden bitmez. Beni niye götürüyorsunuz? Burada güvende değilsin Ayşegül. Sizin gibi kaçaklar sağlayacak mı güvenliğimi? İnan bana, böylesi senin için daha iyi. Nereye gidiyoruz peki reis? Hadi yürüyün. Beni takip edin. Tamam. Tamam, ateş etme. Teslim oluyorum. Tüm planlarımı berbat ettim. Geberteyim mi şimdi seni? Senin planların berbat olduysa... o zaman elhamdülillah biz kazandık demektir. Bana ne olacağının çok da önemi yok. Sakın. Ağır ol. Molla desinler birader. Bana zaten molla diyorlar. Şakacı. Gel çekil. Yavaş yavaş çekil lan geri. Kaldır elini. Kaldır lan.
Reisim, nereye getirdin bizi böyle? Az sabret, 7 aylık mısın? Burada bir şey yok. Ne yapacaksınız? A takımı gibi oksijen kaynağından bomba mı yapacaksınız? Vidalardan mermi mi yapacaksınız? Gerekirse onu da yaparız kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun en yudfi'u nurallahi bi efvahihim ve ye'lallahu illa en yutimme nurahu. Beni takip edin. Hacı, yemin ediyorum matruşka gibi. Onun içinden bir şey çıkıyor, öbürsünün içinden bambaşka bir şey çıkıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ya biraz sabret oğlum. 7 aylık mısın? Allah Allah! 7 aylığım kardeşim, 7 aylığım. Suç mu? Ne güzel yer. Vay 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 vay. Reisim, bizi karargah yapmışsın. Bunca yıllık tecrübeden sonra başımıza gelecekleri biliyoruz İlker. Ne olur ne olmaz dedik. Her şey hazır. Oho vay. İstihbarat, polis, jandarma, asker. Her yere erişimimiz var elhamdülillah. Reis, burada silah yok. Vay, 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 vay. İşte bu be. Adamı bıraksan ekmeğin arasına koyacak yiyecek silahı. Kardeşim bu senin. Bu ne ya? Vitamin. Yalnız aç karnın alman lazım. Baba. Bak, sana hala baba diyorum. Arkadaşlar, size son kez söylüyorum. Hatta yalvarıyorum. Sonu kötü bitecek bu işin. Hepimiz biliyoruz bunu kızım. Şimdi sen otur. Biraz misafirimiz ol. Ya kusura bakma Ayşegül. Reisim. Bunu ne yapacağız? O bizden sayılır. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Ne yapacaksın ki? Ne gerekirse olur. Tamam bizimlesin. Buyur.
Hadi işe koyulalım. Önce Akif'i bulmamız lazım. Mühendisi askerlerin hayatını kurtarmak için kaçırmış reis. Sebo, Leyla, askerlerin akıbetini öğrenmeme. Sakaryalı, İlker'le siz de hemen çıkın. Sebo ile irtibat halinde olun. Askerleri bulunca Akif'in nerede olduğunu öğreniriz belki. Tamamdır reis. Hadi Sakarya. Hadi. Kolay gelsin. Manyak çekti vurdu mühendisi. Bütün planlarımı alt üst etti. Ne yapacağım bilmiyorum. Gözü kara bir adamsın Akif. Gözüm kara. Alnım aktır hamdolsun. Burada acılar içinde öleceksin. Hayal bile edemeyeceğin acılar. Merak etme. Benim hayal gücüm geniştir. Ters köşe edip kaybedince de çıldırmanıza bayılıyorum. Konuşturma şunu. Mühendisi kullanamayacağımıza göre başka bir yol bulmalı. Telaşa gerek yok. Ben buldum bile. Nasıl yani? Akif'in koyduğu vericinin kayıtlarını silmiştik. Hatırlıyor musun? Evet. İşte o velet. İşinde pek mahir. Rica ettim. Bizim için bir şeyler yapacak. Başarabilecek mi dersin? Kendisi bilir. Hayatına gözleri ve elleri olmadan devam etmek istemiyorsa başarmak zorunda. Bu işi böylece hallederiz. Planın başarılı olmadı Akif. Bugün bizim, yarın bizim, olmadı ebed bizim. Sen canını sıkma, biz hesabımızı toptan göreceğiz. Benden elektrik alamıyor musun diye duydum. Akif Emir adlı polisin canlı yayını basarak kaçırdığı mühendis Gürsel Tok yaralı olarak hastaneye bırakılmış halde bulundu sayın seyirciler. Kendisi hala ameliyatta. Doktorlar hayati tehlikeyi atlattığını söylüyor. Bu arada Akif Emir'in bunu neden yaptığı hala anlaşılamadı. Anlaşılmaz. Hangi yaptığı anlaşılıyor ki? Bir de vurmuş adamı, inanmıyorum ya. Nereden biliyorsun onun vurduğunu?
Hem vurduysa belli ki öldürmek için vurmamış. Niyet öldürmek olsaydı o kadar mesafeden sektirmezdi kurşunu. Hepsi saçmalık. Zavallı bir kadınla olan derdin yüzünden hepimizi, her şeyi ateşe attın baba. Basamağa dikkat et kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim, kusura bakma, güvenlik meselesinden ötürü bağlamak zorundaydım. Hakkını helal et. Eyvallah abi. Evladım bize her şeyi anlatabilirsin. Sizi niye kaçırdı? Kim kaçırdı? Mühendisten ne istiyorlar? Ne biliyorsan anlat bize. Bizim karakola bir silah teslimatı olacaktı. Hürmüz diye acem bir kadın karakolu bastı. Roket atarları aldı. Sonra Akif abi geldi bizi kurtarmaya. Mühendisi istediler. Mühendis de o sırada canlı yayındaydı. Mecburen gitti bastı tabii. Mecburdu. Hemen getirmezse hepimizi öldüreceklerini söylediler. Sonra? Getirdi mühendisi. Bizi bıraktılar. Ona ne oldu bilmiyorum. Neredeydiniz kardeşim? Issız bir yer. Giderken gözlerimizi bağladılar. Nasıl bulacağız peki bu adama? Bu Hürmüz denilen kadına? Peki roketler hala onlarda mı? Evet. Allah Allah. Nereden nasıl bulacağız peki abi? Bir dakika. Bunların modeli hakkında bir bilginiz var mı? Uçak savar modeli, yüksek menzilli. O zaman bunların uydu bağlantısı da olur. Yani? Yani şu. Bütün roketlerde GPS sinyali üzerinden bir uydu bağlantısı vardır. Bu sayede yerlerini tespit edebiliriz. Doğru diyor reisim. Tamam o zaman. Başlatın hemen. Başlayın hemen. Biriniz kaçırılan roketlerin seri numaralarına ulaşsın. Ona göre takip edelim. Tamam. Bu iş bende. Peki bu Hürmüz denen kadın kimlerle konuşuyordu? Kitapsız diye bir adam vardı yanında. Kitapsız mı? Şerefsiz. Böyle sakallı filan, şaklabanlık falan yapıyor. Ara ara komikler yapıyor değil mi bu adam? Aynen abi, evet. Bir de Türkan diye bir kadın vardı konuştuğu. Bunun patronu gibiydi. Saygılı konuşuyordu onu. Türkan mı dedin sen? Evet. Gördün mü peki? Hayır. Bana bak, iyi düşün. İsmin o olduğundan emin misin? Tabii ki. Çok net hatırlıyorum. Türkan isminde bir patronlarından bahsediyorlar. Hayır hayır. Doğru olamaz bu. İşte adamımız geldi. Fakat Neşet Bey, biz sizinle böyle konuşmamıştık. Kes sesini de otur şuraya. Tamam. Ne yapıyoruz? Konuk devlet başkanının bütün yol güzergahlarını, toplantı saat ve yerlerini, bütün planını istiyorum. İyi ama o dosyalar kriptoludur. O yüzden buradasın zaten.
Başla hadi. Yoksa seni ona veririm. Kaç volta kadar dayanıyorsun la sen? He? Sekiz şekerli. Tamam, eyvallah, sağ ol kardeşim. Kardeşim, tek şeker attım. Abim sağlam şekersiz. Eyvallah kardeşim. Güzel kızım. Baban olarak son kez konuşuyorum. Beni geç, tamam. Ama Akif'in başı belada. Öldü mü, kaldı mı Allah bilir. Daha da önemlisi bu adamlar büyük bir eylem peşinde. Bize en çok sen yardım edebilirsin. Sadece bir kez şans ver bana. Annenin yanına git. Neyin peşinde olduklarını iyice anla. Hala mı inat ediyorsun? Peki. Sen bilirsin. Baba. Bana bir telefon ver. Ve beklenen an. Kırmızı köşede. Artık yolun sonuna gelmiş olan, bu dünyadan geçip gitmek üzere olan Akif Emin. Mavi köşede 21 maçın 21'ini de nakavtla kazanan efsane boksör Terminator lakaplı Kıkıksız. Efendim kızım. Anne, seni acil görmem lazım. Evde misin? Yok, değilim kızım. Sen neredesin? Dışarıdayım. Babam hakkında çok önemli bir şey öğrendim. Söylemem lazım. Neymiş? Telefonda olmaz anne. Tamam. Şehnaz'a söyleyeyim, hemen gelip seni alsın kızım. Tamam. Beni bu numaradan arayabilirsin. Tamam kızım. Son şansın baba. Bana güven kızım. Bir kez olsun bana güven. Muhtemelen Akif'i ellerinde tutuyorlar. Ya dediğin gibi oradaysa? Ne yapacağım? Thank you.
vallahi. Tamamdır reisim, roketlerin yerini tespit ettik. İşte reisim. Neredeler? İşte buradalar reisim. Alemdağ'da, Nişantepe kardeşim. Sen git detaylı adresi yollayacağım ben sana. Tamamdır abi. Hadi abi çıkalım, ne bekliyoruz? Hadi. Hadi hazırlanın çocuklar. Gidin alın şu roketleri. Hadi. Sen de takibe geç. Hadi dikkat et. Sağ ol. Sen olmasaydın başaramazdık. Ne demek? Sana hayatımı borçluyum aslançılar. Borçlu kalmayı da sevmem. Ne durumdayız? Yarım ya da bir saatte hallolur. Güzel. Sen git Ayşegül'ü al. Tamam. Siz de gidin roketleri getirin. Artık işe koyuluyoruz. Nihayet. Bir an işlemeyeceksiniz zannettim. Silahlılar balta. Ya boş verin nöbetçiyi silah falan. Dalalım gitsin ya. Dur be Sakaryalı. 7 aylık mısın sen? Hayda. Allah Allah. Allah Allah. Beyler. Sessiz olmamız lazım. Çok sessiz. Evet. Ya bu da bir şekiller filan. James Bond gibi tripler. Birader. Sen de deli dumrul gibisin. Bir şey diyoruz mu? Sessiz olmamız lazım. Ya beyler tamam tartışmayın da. Balta sen de sessiz ol tamam. Ben çıkıyorum. Tamam. Hadi. Biri geriye bak. Kim bu acaba? Yakışıklı merhaba. Kim ki bu? Ya sana bir şey soracağım. Kusura bakma rahatsız ettim. Ya burada bir doğrama atölyesi varmış. Nerede acaba biliyor musun? Bilmiyorum. Uf ya. Roketlerin tutulduğu bir depo varmış. O nerede acaba? Ne diyorsun sen be? Hadi gidiyoruz. Hadi girelim. Arkadaşlar, gözünüzü seveyim çok sessiz olalım. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Sessiz ol. Çok sessiz ol. Tebrik ederim. 10 numara sessiz oldular birden. Eyvallah dayı. Ağalar dikkat edin. Bunlar inlerinden yeni çıkıyor ha. Ya şu operasyon bir bitse de.
her şey bir düzelsene. Akif abi, reis, Ayşegül filan. Gitsek de bir güvenecek ya. Böyle kıyık kıyırda bana can olma kardeşim. Oh! Harbiden biz, ya. Biz. Şaka maka, sizin operasyonlar bayağı enteresan oluyormuş ha. Kurşunlar altında geyik muhabbeti falan. Biz önce yoruyoruz, sonra vuruyoruz değil mi beyler? Aynen öyle güzel kardeşim. Haydi bismillah. Vur! 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 Kendine gel lan. Hallettik biz, tamam. Bayağı iyiymişsiniz ya. Beyler, bakın kamyon orada. Yürüyün. Balta, ön tarafı kontrol et. Güzel kardeşim. Mevzu bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Misafirlerimiz var. Burası neresi? Annemin ne işi var burada? Korkusundan saklanıyor işte. Ne yapsın? Ne acayip yer burası. Gel sen gel. Ekip bir olabilir bunlar. Dikkatli olun. Hepsinin ölüsünü istiyorum. İstemekli olsaydı güzelim, ben her hafta cenazelerine gidiyor olurdum. Uzatma kitapsız, girin hadi. Hadi. Değiller.
gelmek üzere. Senin gerçek yüzünü görünce bu yaptıklarının intikamını almak isteyecek. O zaman kaçacak delik arayacaksın. Ayşegül zavallı bir kız, saf. Her şeye inanacak kadar saf. Sen kızını tanımamışsın. Onu benden daha iyi bilemezsin Akif. Onun yüreği yufkadır, merhametlidir. Anasına kıyamaz o. Ben de bir şey biliyorsam Ayşegül bu oyunu bozacak. Onun gözleri kör, kulağı sar. Ben ne dersem ona inanacaktır. Eminim öyle olacak. Anne. Anne, Ayşe gibi geldi. Seni bekliyor. Sakın, sakın ona bir şey yapayım demeyin. Ayşe gel! Batmayın şunun ağzını. Başımıza iş çıkarmasın. Ne mümkün. Ayşegül, kızım. Nasılsın anneciğim? İyiyim kızım. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Nereden buldun burayı? Baban benim peşimde, biliyorsun. Birisinden rica ettim, burada saklanıyorum. Merak etme anne. Ben senin yanındayım. Bir daha asla dokunamayacak sana. Sağ ol kızım. Çok sağ ol. Ölmeye niyetim yok. Bu adamlar hiçbirimizi sağ bırakmaz. Korkak herif, ne saçmalıyorsun sen? Haklı olan bir saniye daha durmaz. Durmaz. Adamı öldürdün ama adam haklı. Yürü gidiyoruz buradan. Sen, roketler ne olacak? Ne olursa olsun boş ver. Ekipleri bugün aslan modunda. Avlanırız burada. Yürü. Bana bak. Burada yapmamız gereken bir iş var. O işi yapmak için de önce sağ kalmamız lazım hanımefendi. Kitapsız değil mi lan o? Bak kendisi. Fazla dayanamayız. Tamam, geri çekilin. Dikkatli olun. Hadi, hadi. Hadi. Korkudan kaçıyorlar galiba. Ağlar, Allah'ını seven tutmasın beni. Carlos! Carlos, dur! Ben de geliyorum, Sakaryalı bekle. Ne yapıyorsun? Ya nereye gidiyorsunuz be? Gelin buraya.
yapmışsın anne. Babam da Akif de iyice delirdi. Hapishaneden kaçmalar, canlı yayın basmalar. Bir de az kalsın evleniyordum ben bu adamla. Aman kızım, ikisinden de uzak dur, olur mu? Merak etme anne. Sayende ikisinin de gerçek yüzünü gördüm. Artık hiç işimiz olmaz. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki açtın gözlerimi. Sağ ol kızım. Hele sen kardeşim. Az daha düşman oluyorduk birbirimize. Bütün bunlar geride kaldı Ayşegül. Boş ver artık. Şehnaz! Bence her şey yeni başlıyor Şehnaz. Kızım ne yapıyorsun sen? Yalancı kim oyunu oynuyoruz anne? Bilir misin o oyunu? Ayşegül ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Ayşegül ne yapıyorsun? Dur. Ayşegül dursana. Dur. Ayşegül dur, nereye götürüyorsun beni? Dur kızım. Dursana kızım. Ayşegül dur, ne yapıyorsun? Hepinizden sıkıldım. Sizin yüzünüzden ne yapacağımı şaşırdım. Baban mı çeldi aklına kızım? Anne, sen yürüyebiliyor musun? O nereden çıktı kızım? Eğer yürüyebiliyorsan senin için sevinirim. Ama kendim için çok üzülürüm. Kandırılmak hiç hoşuma gitmez. Yalanlara karşı çok hassasım. Çocukluğumdan beri. Ayşegül sen neler diyorsun böyle? Ne olur dinle beni. Yapma kızım ne olur. Yalvarırım yapma. Ayşegül ne olur yapma. Ayşegül. Buradan aşağı düşmek istemezsin değil mi anne? Lütfen yapma bunu Ayşegül lütfen. Ayşegül ha lütfen kızım dur yapma. Ayşegül dur kızım yapma. Düşmek istemiyorsan ayağa kalkmak zorundasın anne. Ayşegül yapma. Yapma. Ne yapıyorsun sen? Yapma sana. Yapma kızım. Aferin. Kafese gir. Kafese gir ki işim daha da kolay olsun. Dur! Delirdin mi sen? Ne yaptı o baban sana lütfen dur yapma! Yalan mı söyledin bana? Askerleri kaçıran Hürmüz. Seninle konuştuğunu iddia etti. Doğru mu bu? Kandırdın mı en başından beri? Bunlar hep babanın oyunları kızım yemin ediyorum. Dur ne olur dur yalvarırım dur yapma. Umarım bana yalan söylememişsindir. Ayşegül seni doğurdum. Büyüttüm. Bugünleri göreyim diye mi yaptım bunları ha? Anne de nasıl yaparsın bunu? Öldürecek misin beni? Yeter anne yeter. Konuşma artık. Bak sana yemin ediyorum. Hepsi o yılan babanın oyunu. Ha, dur yapma. Ha, yapma. Ha, yapma.
Artık kime inanacağımı şaşırdım ben. Kimi dinleyeceğimi şaşırdım. Bildiğim tek bir şey var. Ya babam ya da sen. Biriniz yalan söylüyorsunuz. Gerçeği anlamamın bir tek yolu var. Ne diyorsun? Yapma, yapma, yapma. Babam en başından beri haklıymış. Yürü kızım. Gidiyoruz bu şeytanın evinden. Ne yapıyorsun? Hadi bakayım. Hiçbir yere götüremezsin kızımı. Hayatta bırakmam. Bana bak. Sıkarım gırtlağını. Sen nasıl iki yüzlü bir kadınsın ha? Kendi kızını öldürmeye kalktın. Ne diyorsun baba sen? Bu yaptı işte. Seni zehirledi kızım. Bana bak. Sen içki falan mı içtin ha? Sen yaşamayı hak etmiyorsun. Bırak beni. İmdat. Ya neden kimse beni anlamıyor?
Ya neden kimse ne düşündüğümü merak etmiyor? Ya kızım anlatıyoruz dinlemiyorsun ki. Annen olacak o kadın psikopatın teki işte. Tamam. İnanmaya hazırım. İspat et o zaman. En ufak bir delil göster. Babamın sözlerinden başka en ufak bir delil göster. Hemen inanacağım sana. Yok. Benim bir delilim yok. Senin yüzünden sevdiğim insanları kırdım. Onlara sırt çevirdim. Nasıl yaparsın bunu bana? İnanmıştım sana anne. En başından beri baban haklıydı. Yıllar evvel onu kandırmayı başarmıştım. Ya ben babama silah çektim. Ay keşke öldürseydin. Sevdiğim adamı kırdım. Ay o da senin gibi budalanın teki. Bütün ekibi karşıma aldım kimin için? Yıllardır hasretini yandım annem için. Hep böyle duygusal ve zayıftın zaten. Söyle bana nasıl? Sen benim evladım değil, anca bana ayak bağı olursun. Öldürürüm seni. Doğru. Onu bile yaparsın sen. Carlito. Lan ölmemiş bu. Sen ıskalarsın ama ben ıskalamam. Gelmemeliydin. Gerçek yüzümü görmek istedim. Sen kendi kızını öldürmeye varacak kadar hasta bir kadınsın. Cani, psikopat. Bana yaptıkların hesabını vereceksin. Bıraksana beni. Duydun mu? Hesabını vereceksin. Sana. Woo!
Bitti kitapsız. Buraya kadar. Duydun mu? Artık seni kimse elinden alamayacak. Senin gibi kitapsıza yakışmaz he. Şşş, anlıyor musun? Ayşegül. Uyanmayacak mısın? Akif. Ayşegül. Akif ne olur affet beni. İnanmadım sana. Tamam. Hata yaptım affet. Tamam bırak boş ver şimdi bunları. Sakin ol. Her şeyi berbat ettim ben. Babamın başına gelenlere ben sebep oldum. Seni, karargahı, her şeyi mahvettim ben ya. Ayşegül sakin ol diyorum. Senin de sebeplerin vardı. Hepsi geçecek merak etme sen. Bak onu doğru söyledin. İkiniz de öleceksiniz. O zaman hepsi geçecek. Neşet Bey, bir bakar mısınız? Ne oldu? İşlem tamam. Yol güzergahının bütün programı burada. Evet, her şey yoluna giriyor. Ufukta mutlu bir gelecek görüyorum. Bırak lan. Oha. Bu ne lan? Anlatayım güzel kardeşim. Buna dergi diyorlar aslanım. Anlıyor musun? Şu düğmeyi görüyor musun? Bu düğmeden çalışıyor. Bilader. Dileceğin şeyi şu kısma, yani senin yattığın yere koyuyorsun. Şu aparatı görüyor musun bu aparatı? Bunu aşağı çekiyorsun. Dönmek suretiyle deliyor. Beni mi delecan lan? Niye lan? Şurada şöyle bir havalandırma açsak fena olmaz mı? He? Ya da gırtlağından delelim şöyle. He? Şuradan. He? Ya yok, olmaz öyle şey. Nasıl olur ya? Allah Allah. Oğlum senin kafanı hiç basmıyor lan. Yani illa ben sana bunu uygulamalı göstereceğim, öyle mi yani? He?
Sakaryalı, bak oğlum sakın. Sakaryalı yalvarıyorum. Gözünü seveyim, yalvarıyorum, yapma. Allah'ını seversen yapma. Yapma Sakaryalı. Gelmek ne lan? Lan. Hayır. La belanızı versen. Sırası mıydı şimdi? Gerizekalılar. Ne oldu Neşet? Roketler gitmiş. Ekip bir depoyu basmış. Hürmüz gittiğinde oradalarmış. Bir bu eksikti. Ne yapacağız peki? Başka bir yolunu bulmalıyız. Yapma. Ne olur yapma. Yapma ne olur yapma yapma. Ne istersen yaparım yapma. Canını istiyorum canını. Başka neyini isteyeceğim lan senin köpek? He? Sen benim gül gibi nişanlımı öldürdün lan. Sen benim arkadaşlarımı öldürdün lan. Ben senden ne isteyeyim lan? He? Geber. Kitapsa geber. Adama! Ne oldu lan buna? Yani var ya tam bozulacak zamanı buldun makina. Aferin! Aferin! Abi bak işaret. Allah da istemiyor senin katil olmanı. Ne oldu lan? İmana mı geldin? Ha? Allah kitap dilinden düşmüyor. Kelime-i şehadet getir bırakacağım seni. Delikanlı gibi söylüyorum. Harbiden söylüyorum. Kelime-i şehadet getir bırakacağım seni. Getiririz. Ne var ki onda? Ya tamam. Kelime-i şehadet getir bırakacağım seni. Eğer bırakmazsan benim adım da Sakaryalı değil. Hadi. Tamam. Getiriyorum. Sübhaneke. Allah'ım. Sübhaneke ya Rabbim. Dinimiz amin. Güzel Allah'ım. Amin. Çok şükür. Kitapsız. Seni kevgire çevirmek artık bana farz oldu. Yani yeni beğenmedin. Doğaçlama çalıştım işte. Çalışacağım ben sana. Çalışacağım. Bekle. Şunu tamir edeyim geliyorum. Göstereceğim ben sana. Roketleri de kaptırdık. Birini bulsak bile atacak roket yok. Bir tane var burada. Numune. Birçok eylemi yapamayacağız belki ama bir vuruşta altın golü atabiliriz. İyi de kim kullanacak? Ben yapamam. Bir dakika, bir dakika. Benden onu istemezsiniz herhalde, değil mi? Tamam, sorun yok. Ben yaparım. Sen değil Şehnaz. Akif yapacak. Ne dedin sen? Akif mi? Evet o yapacak. Akif'in kafasını kesen yapmaz öyle bir şey. Hiç mi tanımadın onu? Yo, çok iyi tanıyorum. Kafasını kessen yapmaz.
Ama söz konusu olan sen olunca yapar. Sen adam gibi öl. Tık kafama gitsin işte. Sen öyle mi yaptın? Sen Sena'ya öyle mi yaptın? En büyük acıyı ona yaşatmadın mı? Canını almadan evvel sen ona cehennem azabını göstermedin mi? Kitapsın! Kaybolmaz! Hata benim günahım. Aynısını sen de yaşayacaksın. Yapma. Lütfen. Allah rızası için diyorum. Yapma ne olur. Ne dedin sen? Yapma ne olur dedim. Başka bir şey dedin. Allah rızası için. Kitapsız. Bu lafı dedin ya. Benim suçlarım. Kalk git. Kalk git. Defol git. Kalk git. Hadi. Sena da senin gibi merhametliydi. Bak sonu ne oldu. Ne dedin sen? Sana acımak bana haram kitapsız. Şimdi öldürmek istediğimiz bir yabancı devlet başkanı var. Ama öldürecek adamımız yok. Sen bu işi bizim için yapar mısın Akif? Bey. O roketi bana verdiğin an ağzını içine sıkarım. Hiç acımam. Neşetciğim, bu beyefendi güzellikten hiç anlamıyor. Dokunmayın ona! Dokunmayın ona! Ne yapıyorsunuz? Durun! Durun yapmayın! Yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Tabii ki yapmayacağım. Değil mi Molla? Sana sormadık küçük hanım. Bu sorunun muhatabı Akif Bey. Eğer cevap vermezsen Ayşegül bir parmağını kaybedecek Akif. Thank you.
vicdan yok sende. Hiçbir acıma yok. Sana yok. Son kez soruyorum Akif, yapacak mısın? Yapmayacak. Nasıl yaparım ya? Nasıl yaparım? Devlet başkanını nasıl öldürürüm? Hem konukken. Ya namusu gider ülkenin. Delirdiniz mi siz? Savaş çıkar ya, savaş! Bravo Molla. Pekala, siz bilirsiniz. Sen. 9 tane daha parmağı var. Seçim senin. Acımaya mı başladın Şehnaz? Anne, bence başka bir yol bulmalıyız. Akif yapmak zorunda değil. Ben de yapabilirim. Ben Akif'in yapmasını istiyorum. Anne, yeter artık, ileri gidiyorsun. Sen annenle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ah! 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 Ah!
Bütün her şeyi yaptım ben. Korudum, kolladım. Yetiştirdim seni. Şimdi kalkmış benimle sen nasıl böyle konuşuyorsun? Gülcan. Lütfen sakin ol. Şeynaz'ın heyecanına ver. Kitapsız sizlere ömür. Layığını bulmuş işte. Mezarımı kazın bayıra düze. Anne vay düze. Gönlünü çevirin sıladan yüze, annem ay yüze. Öldürdüm onu balta. Geldim şerefsize. Ben selam söylen sevdiğimize, sevdiğimize. Başına koysun kahreler. Ben olsam ben de aynı şeyi yapardım kardeşim. Öldürdüğü onca insanın kanını yerde bırakmadım. Senam'ın kanı yerde kalmadı. Başına koysun kahreler bağlasın. Gurbetelde kaldım diye ağlasın. Buradan bir an önce gitsek iyi olur. Biri görürse başımız hadi belaya girer. Hadi Sakaryalı. Hadi kal. Hadi gel. Hadi Akif, duymak istediğim şeyi söyle bana. Hayır mola sakın. Tamam. Yapacağım. Ne istersen yapacağım. Yeter ki Ayşegül'ü bırak. Saçmalama Akif. Delirdin mi sen? Yapamazsın. Senin için her şeyi yaparım Ayşegül. Her şeyi. Çözün şunu. Git roketi getir. Akif lütfen. Ülkeye zarar vereceksin. Yıllar boyu başımız beladan kurtulmaz. Yalvarırım ne olur yapma. Başka şansım yok Ayşegül.
Seni kaybetmeyi göze alamam. Resmi temaslarını bitirdi. Torunuyla beraber tarihi yarımadaya gezintiye gidecek. Bunun için de Kartal'daki helikopter pistinden hareket edecek. Ne yapman gerektiğini anladın sanırım. Anladım. Eğer o helikopterin patladığını görmezsen ya da en ufak bir oyun oynamaya kalkarsan Ayşegül'ün her gün bir parçasını gönderirim sana. Hiç tereddütsüz yapacağımı biliyorsun değil mi? Ona daha fazla zarar verirsen, kılına dokunursan, ben de Akif Emir'sem, nerede olursan ol, gelip seni bulur, tarif edilmez acılar yaşatmazsam bana da Akif Emir demesinler. Sen de bunu kafana bir güzel sok. Artık gitsen iyi olur Akif. Devlet Başkanı resmi ziyaretlerini tamamladı. Ailesiyle birlikte birazdan İstanbul'u gezmek için Avrupa yakasına geçecekler. Aldığımız bilgilere göre Türk tarafıyla yapılan görüşmeler gayet olumlu geçmiş sayın seyirciler. Bilir misin? Evet. Hadi vur o zaman. Hadi seni uzaklaşıyor. Hadi vur şunu. Yoksa beynini dağıtırım. Duydun mu beni? Dur lan! Vur beni hadi! Vur hadi vur! Vur beni! Yo yo. En iyisi ben Türkan Hanım'ı arayayım da bizi öldürsün.